Yani şöyle, okuyarak ya da düşünerek, dinleyerek bu olaylar hakkında fikir sahibiyiz. Ama fikir sahibi olmakla o duyguları hissetmek, aynı şeye şahit olmuş olmak bir değil. Yani hastanelerdeki kuyruk dediniz. Bunun varlığından haberdar olabiliriz ama bunu hissetmediğimiz için yaşamış insanlar gibi düşünmüyoruz bence. Ama ne kadar bilgi sahibi olduğumuzda, kim olduğumuzda bizimle ilgili bir durum. Bence Z kuşağı geçmişini çok iyi bilir ya. Çünkü Z kuşağının kafası çok farklı çalışıyor. Bazı şeyler cidden çok didik didik araştırıyor. Hani geçmişin, yani bir de şöyle bir laf derler, hani geçmişiyle ne derler, beraber olan geleceğine yön veremez hesabına. Biz bence geçmişimizi cidden iyi biliyoruz ya. Şimdi geçmişte demek ki bizi etkileyecek ya da bizimle beraber şey olacak, hani ne diyorlar, projeler, şeyler yapmamışlar ki ona karşı oy çıkmamış. Hani biz de isteriz ki ona karşı oy çıksın. Yani sonuç olarak bir cumhurbaşkanı, onun partisine oy verelim isteriz. Ama demek ki geçmişte gençleri, Z kuşağını etkileyecek şeyler yapamamış. Bence tam olarak biliyor da diyebiliriz yani, bilmiyorum ben tam olarak. Ben bilmiyorum. Ben Z kuşağındanım, bilmiyorum. Az çok büyüklerimden duyuyorum ama yani birebir görmediğim için tam da inanasım gelmiyor. Yani Z kuşağının geçmişini bilmemesi, yani bu tartışılır. Tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum. Bize öğretilen MEB kitaplarının bize verdiği bilgiyi biz öğreniyoruz. Yani devlet bize ne öğretiyorsa biz onu öğreniyoruz. Eğer bize bilmiyor diyorsa devlet kitaplarının tarihi tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum kitapların. Eğitime daha fazla önem verilmeli, kitaplar daha fazla dikkatle hazırlanması gerekiyor. Çünkü insanlar hani küçükken eğitiliyor ve şu an öğrendiğimiz kadarıyla gelecekteki bilgilerimizle hareket edeceğiz ve çocuklarımıza da bunları öğreteceğiz. Gençler geçmişini biliyor, televizyonda gördüğü kadar biliyor. Öyle bir araştırma içinde de değiller. Yani gençler o kadar hakim. Hastanedeki kuyrukları, ekmek kuyruklarını hepimiz gördük yani, videolarda da olsa. Ama o zaman da mesela ambargo varmış ülkemizde. Yani şartlar ağırmış biraz. O yüzden de olabilir. Yani yine de tam bir fikrimiz yok. Aslında biliyoruz. Sadece şu anla ilgileniyoruz. Yani şu anki olan şeylerle ilgileniyoruz. Bence onlar fazlasıyla geçmişine takılı kalmışlar. Bizim için önemli olan şu an ve şu an yapılmayanlar. O yüzden bence herkesin bunlara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Geçmişteki olaylar ve şu anki olaylar sizin oy tercihinizi değiştirir mi? Ya benim şu anki olaylar oy tercihimi değiştiriyor. Geçmişteki olaylar değil. Ayrıca gerçekten bayağı 20 yıl öncesinden falan bahsediyorlar ve zaman çok hızlı akan bir şey artık. Günümüzde çok hızlı değiştiği için. Bence şu andaki sorunlara odaklanılmalı çünkü gerçekten büyük problemler var. Daha bizim seviyemizdeki insanların ifade etmek istediği çok fazla şey var. Ya bunlar dinlenmeli, bunlar önemsenmeli, bunlarla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Soru neydi? Z kuşağı geçmişini bilmiyor mu? Gençler mi? Evet. Bence de bilmiyorlar ama ben de bilmiyorum. Gençler şu şekil bence de geçmişini bilmiyor. Çünkü sürekli sosyal medyada takılıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sosyal medyada takıldıkları kadar orada internet üzerinde araştırma yapsalar geçmişlerini çok daha iyi bilebilirler bence. Hayır, tabii ki biliyor. Yani Z kuşağı olarak biliyoruz en azından. Biz biliyoruz. Yaşamadık, biliyoruz. Ve hastane kuyruğunda bekledim ya da beklemedim diye oy tercihim değiştirmez yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bu kişiden kişiye göre değişen bir şey ama muhtemelen Z kuşağının geneli AK Parti'yi desteklemediği için böyle bir şey söyleniyor. Ama bu genelleme yapmak bence yanlış bir konuda. Çünkü her Z kuşağı aynı değil sonuçta. Araştıran, araştırmacı, araştırmayı seven gençler de var. Bu yüzden bir tık yanlış, biraz.